Evet, Canlı Gazete'ye dün akşamki Canlı Gazete'nin son dakikasında yetişen görüntülerle başlıyoruz. Türkiye bugün Kabataş'taki güvenlik kameralarının kaydettiği o görüntüleri konuştu. 1 Haziran günü Kabataş'ta ne olduğu anlatılanlar ve söylenenler sayesinde bir efsaneye dönüşmüştü. Bir başörtülü kadının deri pantolon giymiş, üzerleri çıplak bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddiası sadece bir iddiadan öteye gidememişti. Dün akşam Kanal D'nin yayınladığı görüntülerle o iddianın bir dayanağı olmadığı ortaya çıktı. Kabataş efsanesi çöktü. Tüm Türkiye işte bu görüntüleri merak ediyordu. Gezi olayları sırasında İstanbul Kabataş'ta bebeğiyle birlikte saldırıya uğradığını iddia eden başörtülü kadının olay sırasında çekilmiş görüntülerini. O görüntüler ortaya çıktı ama kadının iddia ettiği gibi bir saldırı yok. İddiaların odağındaki kadın AK Parti Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun geliniydi. İddiaların ardından ortaya çıkıp bazı gazetecilere konuştu, ortalık karıştı. Kadının sözleri dehşet vericiydi. 80-100 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını, tokat yediğini, küfür edildiğini, hatta eylemcilerden 4-5'inin üzerine idrarlarını yaptıklarını, olay sırasında cinsel tacize uğradığını da anlattı. Genç kadın olaydan 5 gün sonra polise gitmişti. Adli tıptan aldığı raporda bacaklarında hemen geçebilecek 5 adet morluk tespit edildiği yazıyordu. Polis günlerce bu iddiayı soruşturdu. MOBESE kayıtlarını inceledi, bölgedeki taksicilerin ifadesini aldı, baz istasyonlarından alan taraması yapıp orada bulunan herkesi tespit etti, ifadeye çağırdı. İfadesinde ayrıntılı eşkal veren kadın şüphelileri teşhis edemedi. Herkes Başbakan Erdoğan'ın da var dediği o saldırı görüntülerini bekledi. Ancak o görüntüler bir türlü ortaya çıkmadı. Ve dün akşam Kanal D Haber o görüntüleri yayınladı. Güvenlik kamerasında tarih 1 Haziran 2013'ü, saatlerse 19.42'yi gösteriyor. Yani kadının saldırıya uğradım dediği anları. Görüntülerde o kadın Kabataş'ta iskeleden çıkıyor, önünde çocuğunu taşıdığı puşet var. Bir süre sonra önce 7-8 kişilik bir grup kadının yanından geçiyor. 5 dakika sonra 10-15 kişilik bir grup daha görünüyor. Develioğlu'nun yanında 30 saniye kadar duraklıyorlar. Polise göre burada söz dalaşından dolayı bir hareketlilik oluyor. Olaylar sırasında etraftaki insanlarda hiçbir telaş gözlenmiyor. Zaten grup da 2 dakika içinde olay yerinden ayrılıyor. Kadın sonrasında 10 dakika kadar bekliyor. Kayıt sırasında oradan başka başörtülü kadınların da yürüyüp gittiği açıkça görülüyor. Çevrede yine olağanüstü bir durum yok. İskelede görev yapan özel güvenlik görevlileri de gayet sakin. Tam 10 dakika sonra kadının eşi geliyor, ikisi birlikte yolun karşısına geçip görüntüden kayboluyorlar. İşte şimdi başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söyleyen kadının iddiaları bu kez eldeki görüntülerle birlikte yeniden tartışılıyor. Öte yandan Develioğlu'nun avukatı Abdurrahman Kayapınar yazılı açıklamada bulundu. Görüntülerin doğru olduğunu ama gerçeğin tümünü yansıtmadığını söyledi. Olayın meydana geldiği bölgede bulunan bir kısım MOBESE kameralarının tahrip edildiği, tahrip edilmeyen kısmınınsa olay yerini kaydetmediği tespit edilmiştir dedi. Tabii şunu belirtmek lazım. Bir kişi bile saldırsa herhangi birine, hele bir kadına, başörtülü ya da başörtüsüz, bu suçtur ve üzerine gidilmesi gerekir. Ancak bu kadar abartılan, 100 kişi saldırdığı deri eldivenlerle yarı çıplak gibi efsane yazıldığında, bunun görüntüleri doğru çıkmadığında elbette bu da halkı kine, teşvike giren bir durum oluşturuyor. Üstelik şunu da hatırlatalım, bu görüntüler kaydedildiği gün gezi eylemlerindeki hararetin dorukta olduğu günlerden biriydi. Olay gezi siyasetin dengesini değiştirirken siyaset meydanlarına taşındı. Başbakan Erdoğan defalarca benim başörtülü bacıma saldırdılar dedi. Kamuoyu ikna edilmeye çalışıldı. Bu arada bazı gazetecilerin tanıklığına başvuruldu. Şimdi o günlere dönelim. Bu Kabataş için kim ne dedi onu hatırlayalım.
Başbakan Erdoğan meydanlarda işte bu olaydan söz etmişti. "Bacılarımıza saldırdılar" diyerek saldırıdan sorumlu tuttuğu Gezi eylemcilerine öfkesini dile getirmişti. "Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar." Başbakan Erdoğan'ın iddiası yalnızca bu olay değildi. Gezi olayları sırasında Dolmabahçe'de camiye giren eylemcilerin burada içki içtiklerini de savunmuştu. "Bira şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar." İddialarla ilgili görüntülerin varlığından yalnızca Başbakan Erdoğan değil, AKP'li başka isimler de emindi. Hatta milletvekili Mehmet Metiner'e göre toplumsal infiale neden olacak kadar. "Emin olunuz ki şu an kameralardaki o görüntüler elimizde." Söz edilen görüntüler ortaya çıktıktan sonra hükümet kanadından ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. "Değerlendiremiyorum. Yani bunları da izlemedim. Olayın üzerinden de epey bir zaman geçti. Yani bunlar medyada yer alacak şeyler. Okuyanlar farklı farklı değerlendirebilir. Yani bunlar bana sorulacak şeyler pek benziyor. Bilemiyorum, ben başbakana sorun o zaman." Ana muhalefet partisinden ise yalnızca değerlendirme gelmedi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Ak'a suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. "Bu olaya sahip çıkan her kim varsa, başbakan, bakanlar, medyanın çeşitli unsurları, her kim varsa herkes bu suçun birer ortağıdır değerli arkadaşlar." Siyasetçilerin değerlendirmeleri böyle. Medya mensuplarına gelince saldırı iddiasını ilk ortaya atan kişi Star gazetesinden Elif Çakır'dı. İddia sahibi kadınla röportaj yapan Çakır'ın haberi 13 Haziran'da "Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu" başlığıyla manşetten verilmişti. Çakır çıktığı televizyon kanallarında bu olayın münferit olmadığı iddiasında da bulunmuştu. "Beşiktaş'a indiğiniz zaman, Kabataş'a indiğiniz zaman, Gezi Meydanı'nın sınırına çıktığınız zaman, Taksim Meydanı'na geldiğiniz zaman orada hiç de masum olmayan bir şey var. Bu olay münferit değil, sadece bu ZD koduyla vermiş olduğunuz Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın gelini değil. Pek çok bunun gibi olay var. Yani kanıt var mı demek, o kadına yapılan işkence kadar, vahşet kadar vahşi bir durum." Elif Çakır'ın ardından gazeteci Balçiçek İlter de iddiaların sahibi kadınla görüşmüş ve bu haber yine Star gazetesinde yayınlanmıştı. İlter haberinde "morlukları gördüm, yaşadığı travmaya tanık oldum" ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Çakır'dan henüz bir açıklama gelmedi. Balçiçek İlter ise Twitter'dan "ayıp bana ait değil" dedi. Yarınki köşe yazısında özür dileyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan da önce Twitter'da, daha sonra da Artı Bir televizyonuna konuk olduğu Gece Masası programında kadının saldırıya uğrama görüntülerini izlediğini açıkladı. "Yani böyle bir görüntü var. Ben o görüntüyü izlediğimde böyle bir saldırı olduğu kanaatine vardım. Ayrıca yanı sıra tabii saldırıya uğradığını iddia eden kadının doktor raporları, ifade, polis ve savcılık ifadeleri, çocuğunun, bebeğinin raporları vesaireler de var. Ben böyle bir kanaate vardım." Evet, gazeteci İsmet Berkan görüntüler Kanal D'de yayınlandıktan sonra NTV'ye konuştu ve "bu görüntüler için benim izlediğim görüntüler" dedi. Bu olayı çok da önemsemediğini, siyaseten kullanıldığı için önemli bir hale geldiğini söyledi. Görüntülerin yayınlanmasıyla bir efsanenin sona erdiği ifadesini kullandı. Biraz önce Elif Çakır bir açıklama yapmadı dedik haberimizde. Oysa bir tam yayına girmeden önce bir açıklamada olayın kahramanı olan kadının kayınpederiyle bu iddiayı ilk duyuran gazeteciden, yani Elif Çakır'dan geldi. Kanal 24'e çıktı. Saldırıya uğradığı söylenen kadının kayınpederi, yani AK Parti Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve "gelinimin ifadesi esas alınmalıdır" dedi. Star gazetesi yazarı Elif Çakır ise görüntülerin montajlanmış olabileceğini savundu. İşte o açıklamalar. "O görüntüdeki kişinin gelininiz olduğunu teyit ediyorsunuz değil mi?" "Yani şimdi onu kendisi dahi teyit eder. Ben kıyafetlerinin o kıyafet olduğunu şey yapmıştım, duydum yani." "Evet. Görüntü izledim demedim. Mobese görüntülerinin olması gerektiğini söyledim. Çünkü olması gerekiyordu yani. Öylesi bir süreçte siz kalkıp mobeseler bozuk, biz görüntü çok işlek bir yer. Buna rağmen emniyetten maalesef görüntüler yok denildi. Üzeri örtülmeye çalışıldı." "Kızım bir şeyler yaşıyor. Hı-hı. Yaşadıklarını da ifade polis tutanaklarına geçirdi, yaşadıklarını." "Hı-hı. Yani bunun için
saatlere mi ihtiyaç var? Yani bir taciz olması için, birinin mağdur olabilmesi için, biz mağduriyet için 30 saniye, 2 dakika değil, 2 saat isteriz mi de mi diyeceğiz yani? Aynen. Bunu mu söyleyeceğiz? Çok kısa bir sürede olabilecek bir mağduriyet. Yani bu evet. Anlatılır. Yani bunu anlat dedik kızımıza, anlattı gitti polise. Bana anlatmadı. Ben polis tutanaklarından başına gelenlerin hepsini gördüm. Hepsini bana anlatmadı. Evet, iddia sahiplerinin nasıl geri adım attıklarını izlediniz ve düşünün ki aylarca Türkiye'yi oyalamış bir konudan bahsediyoruz. Darısı camide bira içtiler söylentilerinin başına. Dileyelim onun görüntüleri de çıksın ortaya ve o balonda sönmüş olsun.